Depremin üzerinden yaklaşık 35 saat geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hala ortada yok. Bir takım isimler skandal açıklamalarda bulundu. Gün ağardıkça, zaman ilerledikçe daha da fazla şey gördük. Gelin tek tek tüm skandalları ve neler olup bittiğini inceleyelim. Erdoğan 99 depremini en çok eleştiren isimlerden biriydi. O zaman insanlar devlet nerede diye bağırıyordu. Ve Erdoğan da bu konularla alakalı daha birkaç ay önce deprem tatbikatında şunları söylemişti. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz. Bugün gördüğümüz görüntülere bakalım mı? Buyurun izleyelim. Ya bu devletin hiç mi iş makinesi yok? Bu devletin askerleri hiç mi yok? Bu devletin itfaiyesi mi yok? Bu devletin ya sivil halkı mı yok? Bak dün çocuklarıyla canlıydı. İnsanlar yardım çığlıkları atarken Bakan Nebati sizce ne dedi? Şu anda Urfa'da her şey kontrol altında. Evet, her şey kontrol altındaymış. Deyim yerinde ise saklanan bir cumhurbaşkanı, her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyenler, ancak rezillikler bununla sınırlı değildi. AKP'li Mehmet Metiner, Adıyaman'ın arkasında reis var, Adıyaman yalnız değil, Adıyaman reisin sevdalı olduğu bir şehirdir şeklinde bir paylaşım yaptı ve siyaset yapmaya devam etti. Tüm bunlar yaşanırken bile. Yapılan siyaset sadece bununla sınırlı değildi. Yine bir AKP'li çıkıp Cumhur İttifakı sahada dedi. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ilgili bölgelere gönderdik. Peki sahiden sahada kaç kişi vardı? Mesela depremin merkez üssü olarak bilinen Elbistan'da 140 binden fazla nüfusu olan bir ilçede kaç tane AFAD çalışanı var dersiniz? 500, 600, 1000? Hayır, 20 tane. İlçeler itibariyle de burada Afşin'de 98 arama kurtarma personeli, Elbistan 20. Tam bir insanlık dramının yaşandığı Elbistan'dan da bazı videolar geldi. Tanju Özcan bizzat olay yerinden şöyle aktardı. Burası Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesi. Türkiye'nin büyük ilçelerinden bir tanesi. Şehri gezdiğimde şok oldum. Şu anda savaştan çıkmış gibi bir şehir. Buradaki binaların en azından 3'te 1'i tamamen yıkılmış. Şu anda bu binaların altında insanlar var. Üzülerek söylüyorum. Günün ağarmasıyla beraber sokağa inildi ve insanlara da soruldu. Sonuç değişmemişti. Üzeri karla kaplı enkazları 20 kişilik ekibin kaldırmasını bekliyorlardı. İnsanların çaresizliği işte böyle görüntülendi. Hala üzerinden 24 saat geçmesine rağmen. Aynen. 24 saat geçti. Herkes mağdur. Profesyonel kurtarma ekipleri gelmedi. Asla gelmedi. Vatandaşlar böyle çaresiz. İçinde sağ olanlar da şu an yani. Kurtarılmayı bekliyor ve donarak ölecekler. Tüm bunlar yaşanırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olaylara AFAD dışında başka hiçbir kurumun müdahale etmeyeceğini açıkladı. Arama kurtarma koordinasyonunu, barınma koordinasyonunu biz AFAD koordinasyonunda yapıyoruz. Dolayısıyla AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz. İnsanlar enkazlar altında, maalesef bunu söylemesi de çok zor ama donarak hayatını kaybederken çok fazla katkısı olabilecek Türk Silahlı Kuvvetleri insanlara maalesef ancak çorba dağıtabiliyordu. Birçok insan TSK'yı göreve çağırdı. Ancak saatler geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı. Cumhurbaşkanı falan derseniz de zaten bir açıklama yok. Bayağı kayboldu yani. Peki insanlar ne yapsın? Kendi kendimize mücadele etmeye başladık. Öyle ki parasıyla özel vinçler tutulmaya başlandı. Hiç kimse yardıma gelmeyince insanlar kendi ceplerinden işleri çözmeye başladı. Resmi ehliyetli kepçeler değil. Özel imkanlarla vatandaşlar. Efendim? Parayla tutulmuş efendim bunlar. Evet. Kim var sizin burada? Abim var. Abiniz var. Yengem var. Sahi 99 yılından beri alınan deprem vergileri neredeydi? Bugünler için değil miydi? Hatta o binaların yıkılmaması için değil miydi? Hani 99 gibi olmayacaktık ya tekrar. Neden yüz binlerce lira insanlardan alındı ve bugün bunları yaşıyoruz? Şu anda siyasetin sırası Menes diyecek olanlar vardır ama böyle siyasetin tam sırası arkadaşlar. Hesap sormanın tam sırası. Deprem vergileri nerede? Ha çünkü depreme inanılmaz dayanıklı diye satılan bazı evler 3-5 saniyede tozla buz oldu da belki bizden alınan yüz binlerce liranın hesabını sormanın vakti bugün gelmiştir. Yalnızca eski evler değil, yeni evler de yerle bir oldu. Cüneyt Özdemir'in yayınından bir feryat yükseldi. Hatay Suriye'de mi dendi? AFAD yok, devlet yok, biz biziz yok, biz biziz yok. Terk edildik, her zamanki gibi terk edildik. Hatay'dan Suriye'de mi Hatay kardeşim?
Sahi, Hatay'a niye kimse gitmiyordu? Hatay bu ülkenin bir parçası değil miydi? Ülke bu kadar karışıkken ve insanlar enkaz altındayken bilin bakalım ne oldu? Sela okundu. 24 saat dolmaya yakınken bütün camilerden sela okunmaya başlandı. Düşünsenize, enkazın altındasınız. Kurtarılmayı bekliyorsunuz. Belki bir umudunuz var. Ama duyduğunuz tek ses sizin için okunan sela. Hem de sesinizi en çok duyurmanız gereken, psikolojinizin en sağlam olması gereken dakikalarda. Halk tabii ki isyan etti. Peki isyana tepkiler nasıl mıydı? AKP'li Nurettin Cenikli'nin yanında ağlayan bir vatandaşa bakılmadı bile. O an telefon daha önemliydi. Afat gelsin, uzmanlar gelsin. İşler gelsin efendim. Arkadaşlar sağlam. Bir tane bina var burada ya. Güvenlikte bir tane bina var ya. Eğer bunu yapamıyorsak nasıl devletiz ya? Biz nasıl bir devletiz ya? Olamaz böyle bir şey. Benim devletim büyük bir devlet. Ya bu olamaz. Ben de devlet olamayayım. Bu kadar acil çaresiz olamayız. Bu kadar olamayız. Bu içimi parçalayan görüntülerin yanı sıra Adıyaman valisi, bakın tekrar söylüyorum, alelade bir insan değil, Adıyaman valisi gelen tepkileri gülerek karşıladı. Nerede yardım lan? Nerede? Nerede? Hepinizin ailesi var. Hiç bunlar emretiniz yok. Daha büyük gösterebileceğim 1000 tane rezillik var arkadaşlar. Şu an girdiğimiz saatler çok kritik saatler. Enkazların altından artık cansız beden yerine yaşayan insanlar çıkarmak istiyorsak çok fazla vaktimiz kalmadı. Çünkü bir insan özellikle öyle bir atmosferde susuzluğa da açlığa da çok fazla dayanamaz. Ancak artık enkaz altındakilerin yanı sıra ikinci çok büyük bir problemimiz daha var. Dışarıdakiler. İnsanlar evsiz kaldılar ve yardım maalesef ulaşamıyor. Çünkü AKP'nin yıllardır övündüğü yolları çöktü. Hiçbir yere maalesef yardım götürülemiyor. Sizden ricam, bu çok önemli bir rica arkadaşlar. Bir bağış kampanyası yapalım. Ben açıklamalar bölümüne nerelere bağış yapabileceğiniz hakkında bilgiler bırakacağım. Siz hangi kuruma daha çok güveniyorsanız, ne kadar bağış yapmak istiyorsanız lütfen 10 lira olur, 5 lira olur az çok demeyin. Bir bardak suya bile muhtaç insanlar var orada. Rica ediyorum, bağış yapın. Elren bir bağış kampanyası başlatmış. 1 milyon lira falan toplamış. Yine Jahrein Levo 700 bin liraya yakın galiba. iShow Speed, gerçekten ona da çok teşekkürler. O da bildiğim kadarıyla 200 bin dolara yakın bir şeyler toplamış. Canlı yayında KSA'yı aradı, Mr. Beast'i aradı falan. Bunlar çok önemli şeyler. Haluk Levent zaten bu işin başrolünde. Gerçekten ona da çok teşekkürler. Gelen bütün bağışları o da paylaşmaya çalışıyor. Anlık olarak yardım götürülebilecek bütün adresleri benimle paylaşabilirsiniz. Elimizden gelince Twitter'da, Instagram'da yardımcı olmaya çalışırız. Siz de mümkün mertebe Twitter'da falan çok fazla görüyorum. Kayıp çocuklar var, kayıp bebekler var. Ya bebek çıkmış ama ailesi ortada yok falan. Bunların bulunması, en azından bir tanıdık görür falan çok önemli. Böyle paylaşımları retweet edin. Birbirimize destek olalım. Normalde bir videoda bağış organizasyonu açmak istedim ben. YouTube'da böyle bir uygulama var. Fakat halen AFAD eklenmemiş. Bu yüzden yapamadım. Eğer düzgün bir internet bulursam canlı yayın açıp bağışlara da devam etmek istiyorum yapabildiğimiz kadar. Ama bugün söyleyeceğim şey şu. Lütfen 5 lira, 10 lira ne kadar olursa SMS olur, bağış olur bir şeyler yapın arkadaşlar. O çaresizliğin ne kadar kötü olduğunu biliyorum. 2 gündür gerçekten çok çaresiziz. Benim burada sizlere haberleri aktarmaktan, bağış yapmaktan ve bana gelen adresleri paylaşmaktan başka hiçbir şansım yok. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gün birlik olma günüdür ve tabii ki hesap sorma günüdür. Rezillikleri görme günüdür. Hesap soracağız, anlatacağız, yardımcı olacağız birbirimize. Bugünlük bu kadar. Sağ olun dinlediğiniz için.